Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz beyaz dikenler tacımın saksı değişimini yapmak istiyorum. Onu da bu hazırlamış olduğum saksının içerisine ekeceğim. Bunu biliyorsunuz ki geri dönüşüm olarak hazırlamıştım. Eski bir saksıyı böyle güzelce bir kendimce yeniledim diyeyim sizlere. Zaten bunun videosunu da paylaştım. Gördüğünüz gibi içi böyle pes pembe. Şimdi hemen ben içerisine toprağımı önce bir koyuyorum. Şuradan hazırlayayım. Şöyle toprak kovamı da buraya göstereyim. Şöyle umarım görülüyordur. Bu benim klasik toprak kovam arkadaşlar. Topraklarımın içerisindeki karışımı çok çok soran oluyor. Vallahi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi klasik hazır torflu toprak alıyorum. Ben bahçe marketten alıyorum. Onu da daha önceki videolarımda hep bahsetmiştim. Çok güzel oluyor oranın toprağı. İçerisine de yine bahçe marketten bütün toprak malzemelerimi alıyorum. Veya bazen de internetten de aldığım oluyor tabii. Lav taşı mutlaka kullanıyorum. Lav taşı çok çok bizim olmazsa olmazımız gibi bir şey yani. Ben memnunum. Hindistan cevizi torfu mutlaka yine kullanıyoruz. Önce şu kadar koyayım da. Hepsini doldurmayayım toprakta, sonra bitkiyi yerleştirmek zor oluyor. Ne dedim, işte bahçe marketten almış olduğum toprağın içerisinde yine birazcık Hindistan cevizi torfu alıyorum. Lav taşı alıyorum. Solucan gübresi, bir miktar koyun gübresi. Aman koyun gübresi yanmış olacak mutlaka ve çok aşırı yoğun kullanmayın. Bitkinin kökünü yakar, kuvvetli bir gübredir o. Ama solucan gübresinde öyle bir sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim. Yani toprak karışımı benim o. Hindistan cevizi torfu kullanıyorum, evet, ama her zaman değil, bulduğum zaman alıyorum, katıyorum toprağımın içerisine. Biraz bahçe toprağı da ben yine çiçekçilerde satılıyor, alıyorum, ondan da karıştırıyorum. Yani böyle tarla toprağı daha besleyici olduğu için o şekilde yapıyorum. Yani arkadaşlar hazır toprak almıyorum. Hazır toprak derken hazır kaktüs sukulent toprağı almıyorum. Şöyle bir çıkartalım. Tabii saksı değişimlerinde malum her taraf bir batıyor, iyice bir kirleniyor. Şöyle azıcık bir kökünü rahatlatıp benim saksıya güzelce oturması için. Umarım görülüyordur da şöyle bir taraftan da onu da görün istiyorum. Bakın çok güzel sarmış. Yani maksat, bakın böyle toprağımız geçirgen olacak. Geçirgenliği sağlayan da işte bu lav taşı, ben tarım perliti, bu beyaz, bunlardan kullanıyorum. Suyu fazla kaçırdığımız zaman suyu ilk evvela içerisinde bunlar çeker arkadaşlar. Tarım perliti o yüzden kullanılır. Bu sukulent tarzı bitkilerde de oldukça ben memnunum. Toprağın nem dengesini bence güzel sağlıyor. Şöyle, eyvah biraz fazla mı koymuşum toprağını, hemen bir kısmını alalım. Şuraya aktarıverelim. Gayet güzel olacak. Şöyle artık bu güzellik birazcık daha, dedim, geniş bir saksıyı hak etti. Bir yıldır bu küçük saksının içerisinde gelişebileceği kadar maksimum seviyede gelişti. Gayet güzel. Şimdi toprağımın karışımının içerisinde ben solucan gübresi oluyor ama koyun gübresini öyle karıştırmıyorum. Onu ekstradan koyuyorum. Onu da göstereyim. Yanmış koyun gübremiz de burada, benim de az kaldı. Yakın bir zamanda yine gidip marketten almam gerekecek, bahçe marketten. Bakın şöyle bir küçük kürek kadar
koymam yeterli gelir. Şöyle etrafından gezdirdik. O ona yeter. Hemen onu da şöyle toprağına bir dağıtalım. Sulandıkça oradan o vitaminini alır. Bir güzel oldu gibi geldi gözüme. Şöyle diğer millilerime de hatta bir miktar gübre ilavesi yapayım. Epeydir yapmamıştım. Şöyle yine bunlara da birer küçük kürek ilave edeyim. Hemen onları da şöyle toprağını, gübreyi dağıtalım. Suyunu da verdik mi toprağa vitamin karışsın çiçek kökten. Onu alıp böyle güzel güzel gelişsin, çiçeklensin. Şu kırmızı olan benim gözdem. O kadar güzel, o kadar güzel ki arkadaşlar anlatamam size. Yani hiç çiçeksiz kalmadı üzeri. Pembe olan bu ithal milli, bu da çok güzeldi. Bütün yaz boyunca pembe pembe açtı. Şu anda birazcık bir dinlenmeye sanki geçti gibi geliyor bana. Vallahi o aşırı yoğun yaz sıcaklarını bu dikenler taçları çok güzel geçirdi. Hiç bir sıkıntı yaşamadılar. Benim gibi birçok çiçek sever arkadaşım da hepimiz dedik ki yani artık balkonları, bahçeleri bunlarla dolduralım. Bunlar tamamen sıcak iklim bitkisi. Şimdi hemen can suyunu da vereceğim. Onu da şöyle hazır etmiştim. Şöyle azıcık da bir can suyu verelim. Bunları da veriyorum. Gübre toprağa tamamen karışsın. Dediğim gibi koyun gübresini çok yoğun vermeyin. Az verin çünkü çok kuvvetli bir gübredir. Bitkilerimizin köklerinde biraz yanma yapabilir. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle dedim güzel arada böyle bir mavilik olsun. Çok da güzel yakıştı. Güzel de oldu. Bir miktar tabii daha geniş oldu. Eski saksıya göre bu oldukça büyük. Daha güzel oldu. Şimdi daha da tatlı güzel gelişsin. Ben çok seviyorum dikenler taçlarını arkadaşlar. Dediğim gibi bütün yaz sıcaklarına inanılmaz dayandılar ve hiç çiçeksiz kalmadılar. Hele özellikle bu kırmızı olan yani çiçek içinden çiçek açıyor. Bu kadar güzel bir çiçek olabilir mi işte? Oluyor. Allah yaratıyor. Çok güzel. Çok çok İnanılmaz güzel bir çiçek türü. Bende 3 tane var. Şu da böyle kopkoyu pembe, daha büyük böyle madeni 1 lira kadar oluyor arkadaşlar çiçekleri kocaman açtı. Bunları ben Migros marketten almıştım geçtiğimiz sonbahardı sanırım. Tam 1 yıl oldular. O kadar da güzeller ki çok da uygun fiyatla almıştım. Şimdi tabii epeyce bir pahalandı çiçekler. Dediğim gibi sizler de eğer milli dikenler tacı seviyorsanız bence mutlaka şans verin. Şöyle birer tane de olsa edinin derim. Hiç çiçeksiz de kalmadığı için hani gözde çiçeklerimizden böyle yerini güzel sevdiği zaman değmeyin keyfine. Güneşi seviyor. Ben tabii o yazın yakıcı sıcaklarda ilkten bir almıştım biraz gölge bir kenara. Hiçbir sıkıntı olmadı. Direkt güneşi de çok güzel kaldırdı. Hafif böyle alaca güneş hani yarı gölge gibi oraları da gayet güzel kaldırdı. Yani tüm gün güneşin altında da bıraksanız oluyor arkadaşlar. Hafif böyle bir hani gölgelik gibi bir yerde de aydınlığı bol bir yerde kalsa da gayet güzel çiçekleniyor. Ama güneşi çok seviyor onu net bir şekilde söyleyeyim. Çok aşırı büyük derin toprak, derin saksı sevmiyor diye düşünüyorum. Daha böyle aslında yayvan saksıya ekildiği zaman böyle genişliyor. Daha böyle yayvan bir şekilde yayılarak büyüyor. Daha böyle yüksek saksıya ektiğimiz zaman da boylanıyor bitki. Onu gözlemledim. Bu kırmızı olan bende 3 yıldır var arkadaşlar. Aldığımda nasıldı biliyor musunuz? Bakın şurada minicik var ya böyle şu fideydi. Bir tane fideden işte böyle yaptım. Bu da çok çok güzel. Bir de Tayland millisi var.
Ondan da bulduğum zaman mutlaka alacağım. Böyle tatlı güzel bir kırmızı. Onun çiçekleri çok çok güzel. Çok daha gösterişli. Onun yaprakları çok az. Daha çok çiçek. Dikenli yapısı. Ama muazzam bir güzellik. Yani böyle sadece dikenli ve kapkalın bir gövde. Odunsu bir gövde. Üzerinde kocaman kocaman kırmızı kırmızı böyle güller adeta. O kadar güzel bir görselliği var ki. Dediğim gibi yaprağı daha az onun. Tayland millisi diye sizler de araştırın bakın. Yani çok güzel, hayran olunacak kadar güzel bir bitki. Ben de bu var. Şöyle bir beyazım var. Şöyle bir tane kırmızım var. Bunlar da yine ithal. Bunlar Hollanda millisi diye biliyorum. Şu pembe özellikle Hollanda millisi. Bunlar nemi de çok severler arkadaşlar. Susuzluğu güzel kaldırıyor ama suyu yazın eksik etmeyin. Yazın ben neredeyse her gün suladım. Akşam saatlerinde mutlaka her gün su verdim. Toprağını yine de tabii kontrol ede ede verdim. O şekilde söyleyeyim sizlere. Ve de gittim geldim böyle yazın o sıcaklarda, akşamları özellikle. Şöyle benim bir sulama pompam var. Onunla böyle aynen gördüğünüz gibi bu şekilde üzerine su püskürttüm. Çok seviyor bunu. Nemi çok seviyor. Çok mutlu oluyor bundan. Böyle gayet de güzel geliştiler, gelişim gösterdiler. Dediğim gibi özellikle şu çok küçücüktü, ufacık bir fideyi de aldığımda böyle 5,5 santimlik o saksılardan bakın bu hale getirdim onu. Bu büyük bir saksı arkadaşlar, böyle ufak bir saksı değil bunlar. Yanıltmasın sizleri. Yani böyle arkadaşlar, güzel oldu. Onları da şimdi yerine koyarım. Güzel güzel. Tüm gün benim açık balkonda güneşin altındalar arkadaşlar. O yaz sıcaklarında da dediğim gibi böyle güneş direkt tepeden üzerlerine vurdu. Çok aşırı sıcaklar bastığı zaman bir miktar böyle bir gölgeye çektim. Yani gölgeye dediğimde tam şu karşıya şöyle şu kısma koydum. Yine balkonun iç kısmında yine güneşi aydınlığı bolca aldı. O da en fazla bir ay kadar o şekilde tuttum. Sonra yine aynen balkonun ön kısmına demirleri bunları oturtturdum. Gayet de güzel, keyifli de geliştiler. Şunu söyleyeyim, kışın soğuklardan korumak gerekecek yalnız. Onu söyleyeyim, kışın ev içerisinde almamız gerekiyor. Soğukları atlatamıyorlar. Tabii ne zaman alırız? Ben Kasım sonu gibi falan almayı düşünüyorum. Yani daha hemen öyle almayacağım. Bakacağız, onu artık hava durumuna göre kontrol edeceğiz. Soğuklarda korumak gerekecektir mutlaka. Onu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Evet, ben artık videomu da burada böyle kapatayım. Güzel bir saksı değişimi yaptığımı düşünüyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu güzelliklerimi de sizlere sunmuş oldum. Daha sonraki videolarımda tekrar yine görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.